nesi var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz cevher benim mekana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz cevher benim mekana sığmazam. Zerre benim, güneş benim, çapen cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Nesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz cevher benim mekana sığmazam. Nesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz cevher benim mekana sığmazam. Reisinizi alıp buradan çekip gideceğim. Eğer arkama düşerseniz, velev ki gölgeniz olsun, reisinizin beynini asfaltın kenarından toplarsınız. Memleketine hoş geldin kardeşim. Hoş bulmuş ha. Abi. Ne cesaret. Yavaşçı kardeş. Yavaşçı, yavaşçı. İşten güçten kusura bakma, hakikaten geri dönemedim. Sonra baktım olmuyor. Dedim bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Atladım geldim. Ha, bu da benim yeğen Ayvaz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben size demedim mi? Bu Gardaşov'un iki eli kan da olsa çıkar gelir diye. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hoş geldin abi. Sağ ol, salam, salam. Yalnız büyük bir sorunumuz var, söylemedi deme. Hayır olsun. Ben çok acıkmışım abi. Dedim abim beni yemeğe götürür. Ah,
Evet. Hallederiz herhalde. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Gönlümün nazı kızım, gönlümün nazı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu kızım, ay benim arzu kızım, arzu kızım. Gönlümün nazı kızım, sevincin nazı kızım, arzu kızım. Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara çem düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar, yarıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar geç gele, gözlerim yaşlı gala. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar geç gele, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkarım yar geç gele, gözlerim yaşlı gala. Gözlerim yaşlı gala. Helal olsun. Helal olsun Kurban Baba. Yedik, içtik, eğlendik, söyledik, Allah razı olsun hepinize. De abi, şimdi gelelim sana. İşittiklerim doğru mu? Ne işittin? Amerika başına bela olmuş, sana silah sattırmıyormuş falan filan. Doğru, doğrudur. Ya şimdi bunları konuşmanın sırası değil, sonra konuşuruz. Keyfini kaçırmayalım. Peki. Emir Bey, benim de kulağıma seninle ilgili birçok şey geldi. Azerbaycan'da zar ağlatmışsın, ne kadar mafya varsa el aman demişler. Siz onun böyle sessiz durduğuna bakmayın. O benden beter deli. Damarına basanın vay haline. Bir yerden tanıdık geliyor. Yok lan yok. Ben bir şey yapmadan önce hiç olmazsa tartıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Bu kafadan dalıyor. Ya yok, öte günleri yadına sallar, başka bir şey yok. Onların hepsi eskidendi diyor. Reis, şimdi anladığım kadarıyla Emir Bey, yanlış anlaşılma olmasın, senin Azerbaycan şube. Şimdi siz nasıl tanıştınız, ben onu merak ettim. Herhalde yolda çarpışarak olmadı. Yani evet, çarpışarak tanıştığımız doğru. Ama öyle hani yolda, kaldırımda, izde değil. Sağ olsun bu deli abim benim hayatımı kurtardı. Reis, vallahi acayip merak ettim şimdi ben. Allah aşkına anlat dayı ya. Oğlum şimdi anlatmaya başlayacağım, sıkılacaksınız. Neresinden anlatayım? Ya niye sıkılalım, iki gözüm, anlat hadi. Peki anlatayım. Sene 2020. İkinci Karabağ Savaşı patlak vermiş, bütün şiddetiyle devam ediyor. Vatansever çocukların hepsi cephede can siperhane aslan gibi savaşıyorlar.
Ben de Türkmenistan'dayım. Yerimizde duramıyoruz. Ulan ne yapacağız, ne yapacağız diye. Uzaktan atıp tutmakla olmuyor. İki devlet, bir millet falan deyip olmuyor. Ne yapayım, ne yapayım? Yükledim bir kamyon silahı. Daldım Azerbaycan'a. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Cezayir Türk. Benim kardeşim. Emir kardeşim. Bu tehlikeli yerlerden gelmişsiniz. Bir sıkıntı olmadı inşallah. Şansımıza bir şey denk gelmedik. İyi, yakışık, yakışık. Bana dediler bir adam bir kamyon dolusu silah getirecek. Dedim bu yiğit kimdi? Estağfurullah, yiğitsizsiniz kardeşim. Vatan savunmasından daha değerli bir şey mi olur? Allah razı olsun. Sizden de razı olsun, Türkiye'den de razı olsun. Bizi hiç yarı yolda bırakmadınız. Hepimizde, hepimizde. Kardeş o. Ben kamyonu size bırakayım. Artık biz yola düşelim. Yok, bırakmam. Araya girersin ha kişi. Daha burada levent yiyeceğiz. Şöyle yapalım. Gece sen burada kal, bir güzel bir dinlen, yarın yola çıkarsın. İyi, peki. Buyurun. Maşını hemen gönderin gelsin. Buyurun. Abi afiyet olsun. İnşallah beğenirsin. İçinde erik turşusuyla ceviz var. Eyvallah kardeşim. Ye ye. Yemekleri kendin mi yapıyorsun? Abi işte askeri okuldayken okulun mutfağındaki işte aşçılardan biri çok yakın arkadaşımdı. Onun yanına gide gele gide gele öğrendik bir şeyler. Asker kökenlisin sen yani. Evet abi. Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun oldum. Hatta mezun olduktan sonra bir albayımız vardı. Beni yanına çağırdı. Dedi ki dış istihbarata bağlı yarasa diye bir özel tim kuracağız. Katılır mısın? Dedim albayım ne diyorsun sen ya? Sen öl de ben öleyim. Ha, yani sen de bizim yolun yolcususun. Sizin yolunuz abi. Konuşuruz. Sonra işte abi düşmanla ilk temasım 4 gün savaşlarında oldu. Yani? Bunlar karargah yapmışlar Karabağ'ın ortasına. Koskocaman elebele yeke değildi. Görsen. Şimdi o kocaman karargah ne durumda? Öyle bir dünya yok. Yerle bir tümdüz. Elinize sağlık. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nasıl? Vay babam vay. Sonra sivile ne zaman geçtin? Sivile ne zaman geçtim? Benim atam vefat etti. Abi rahmetli oldu. Sonra aile meclisi toplantı dediler ki... ...sen dediler şirketlerin başına geçeceksin. İşte ben de dedim ata vasiyeti yapacak bir şey yok. Geçtim. Yani askerliği toptan bitirdik. Yani toptan dediğim resmiyette. Yoksa biliyorsun. Vazife çağırdım ha işte buralardayız. Danışıyorum. Maşınlar gelmişler. Bizim maşın saldırdılar. Tamam, sen çık. Çık çık. Abi. O yetmez. Al bunu. Thank you.
çirkin. Arkasında jip var. Git. Ona bin git. Birkaç mermi kaldı. Abi bak burada arkada, binanın arkasında. Jip var, al onu git. İşte olmaz koçum. Bizde bırakıp gitmek yok. Hakkını helal et. Nasıl kurtuldunuz? Allah'tan son anda bizim SİHA'lar yetişti de canımızı zor kurtardık. Vallahi ölüm olup yağdılar. Bir kişi bile sağ kalmadı. Şimdi ben bunu aldım. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum. Ulan arkadaş, yarım saat evvel ben ölüyorum diyen adam gözünü açtı. Dut ağacı diye türkü söylemeye başladı. Emir Bey, şimdi de söylesen aynı türküyü, masamız şenlense, biz de duysak sesini. Hı? Sesim hiç güzel değil. Hadi kırma bizi ya. Söyle. Hadi sen bir açış yap oğlum, hadi. Hadi hadi, adetlendir hadi. Peki o zaman arkadaş, ifa etsin. Dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca, dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca, yâri helvette gördüm danışmadım doyunca. Yari helvette gördüm ay can ay can, danışmadım doyunca.
Benim balam kime neyle? Körpe balam kime neyle? Benim balam ay balam ay can ay can. Körpe balam kime neyle? Yedirdim yavaş yavaş, ayağıma değdi yaş. Yedirdim yavaş yavaş, ayağıma değdi yaş. Senden bana yar olmaz ay can ay can. Gel olak bacı senden bana yar olmaz ay can ay can. Gel olak bacı kardeş. Benim balam kime neyle? Körpe balam kime neyle? Benim balam ay balam ay can ay can. Körpe balam kime neyle? Helal olsun. Eyvallah, eyvallah. Neredesin kızım sen? Telefonlarıma da bakmıyorsun Suna. Soysal'la birlikteydim. Çok güzel. Artık saklama gereği bile duymuyorsun. E tabii niye duyacaksın değil mi? Zaten evleniyorsun. Anlattı demek Razi abla her şeyi. Evet. Böyle bir şeyi saklamasını nasıl istersin? Saklanır mı? Nasıl düşünebiliyorsun? Sana yetişkin gibi davranmamızı istiyorsun. Ama çocukça hareketler yapıyorsun. Nesi çocukça anne yaptığım şey? Ben ailemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Affedersin yani kimsenin vurulmadığı, hapse girmediği, ölmediği bir aile istiyorum. Bu kadar. Nesi çocukça bunun? Tamam yavrum. Anlıyorum ben seni. Gel. Endişelisin tamam. Korkuyorsun. Babanın güvende olmasını istiyorsun. Ailenin güvende olmasını istiyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Ama inan bana yolu bu değil. Yolu ne anne? Hiçbir şey yokmuş gibi uzaktan izlemek mi? İş kadını olup hiçbir şeye bulaşmamak mı senin gibi? Evet. Hiç değilse o zaman ayak bağı olmamış olursun. Suna şimdi baban Soysal'la buluşup konuştuğunu duyunca ne olacak? Kıyameti koparmayacak mı? Söyleme anne babama. Yani zaten evleneceğiz. Evlendikten sonra ne diyebilir ki? Artık mecburen kabul etmek zorunda kalacak o da. Baban. Suna sen babanı tanımıyor musun? Cezayir ne zaman zorla bir şey kabul etti? Söyler misin? Söz konusu sensin bir de. Dünyayı yakar. İyi de anne yani ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Bak Soysal'ın babası devlette çok güçlü bir adammış. Babamın yanında olsa fena mı olur? Hem Soysal da çok iyi bir çocuk, beni de çok seviyor. Peki sen onu seviyor musun? Evet. Yapma Suna. Yalan söylüyorsun. Ben kızımı tanırım. Sen benim kızımsın. Böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Mutsuz bir evlilik yapmana asla göz yummayacağım. Babana her şeyi anlatacağım. İsterse savaş çıkarsın. İsterse dünyayı yaksın. Umurumda bile değil. Sen benim kıymetlimsin. Ben seni sana rağmen korurum. Biliyorum. Sen de benim için çok kıymetlisin. Seni çok seviyorum. Sakın üzülme tamam mı? Ben zaten ne yapacaksam bizim için, ailemiz için yapacaktım. Bizim için sadece mutlu olsun. Bunu istiyoruz. Yurt dışına git. Okulunu bitir. Ve gerçekten aşık olduğun biriyle evlen. Haklısın.
Tamam, dinleyeceğim seni. Gideceğim. Cezayir Reis'le hikayeni bana hiç anlatmadın abi. Lafı açılmamıştır, anlatmamışımdır Ayvaz. Ne bileyim, adam hayatını falan kurtarmış. Biraz bozuldum abi. Ben de senin her şeyini bilirim zannederdim. Ulan donumun rengine kadar biliyorsun, daha ne bileceksin? Sen onu bunu bırak, ne yaptın bu ev işini? Nasıl ne yaptın? Ne yaptın, 3 yıldır boş burası, temiz mi? Abi ayıp ettin, hallettim o işi ya. Çarşaf, yastık, yorgan ne varsa sıfırdan aldım. Sen ütüsüz nevresim bile sevmezsin, biliriz. Heh, iyi bak, bunu bile biliyorsun, daha ne istiyor? Ne zaman geldiniz Kudret? 1 saat evvel indik uçaktan, Emir Bey. İyi, iyi, hoş geldiniz. Nerede yatacaklar? Müştemilat olduğu gibi onları ayarladım abi. Ne oluyor ya? Emir Gardaşov. Evet. Bizimle geliyorsun. Siz kimsiniz? Soru sormadan araca binin lütfen. Tamam. Dur. İyi. Güzel kardeşim. Bak buraya geliyorsun. Bana diyorsun ki soru sorma, arabaya bin. Nereye götüreceğim beni? İnfaz etmeye mi? Tekrar soruyorum. Adam gibi güzelce. Siz kimsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eskilere dalmışsın. Hiç öyle bakıyorum işte. Şu tatlılığa bakar mısın? Çok güzel. Dünyanın en iyi huylu çocuğuydu. Şimdi büyüdü ve dünyanın en huysuz kızım oldu demek istiyorsun yani. Hayır canım, ne alakası var? Benim kızım şimdi de melek gibi. Bu sevgi pıtırcığı halim bana pek inandırıcı gelmedi. Normalde siz sabahtan akşama kadar didişir kavga edersiniz. Olur öyle canım, anne kızız biz. Yani bir kavga ederiz, bir sarılırız, ne var bunda? Leyla. Bak zaten eve yorgun argın geliyorum. Bir de sen yorma beni. Belli bir şey olmuş. Hadi anlat kurtulun. Suna eğitimini yurt dışında almaya karar verdi. Zamanında ben teklif etmiştim ona. Da nereden çıktı şimdi bu karar? Vallahi Cezayir, bilmiyorum nedenini niyesini ama... sonuçta kızımız gidiyor. Bizi bırakıyor. Orada okuyacak, eğitim alacak. Kendi ayaklarının üstünde duracak, ne bileyim. İstersen gidip ikna edeyim. Annen hasretine dayanamıyor diyeyim. Hayır, ben kesinlikle gitmesini istiyorum. Bana pek öyle gelmedi de. Sen 2 güne kadar git ikna et Cezayir gitmesin demezsen ben de Cezayir değilim. Acaba sen mi gitmesini istemiyorsun Cezayir, beni bahane ediyorsun, ne dersin? Yok. Hep bunu ona zamanında teklif eden benim zaten ya. İyi tamam, o zaman bırak gitsin işte.
Hayatın kursunu, eğitimini alsın. Fena mı olur? Bizim ona sunduğumuz şu hayattan uzaklaşsın biraz. Ne varmış bizim ona sunduğumuz hayatta? Cezayir, ne olur yorma beni, biliyorsun. Bırak gitsin. İyi, gitsin. Sen de böyle resimlerine bakarsın işte. Müsait misin? Konuşalım. Tabii ki. Müsaitim. Evet. Belli ki annemle konuşmuşsun. Bir de gelip seninle konuşup emin olmak istedim. Ne bileyim. Anne kızmışsındır. Tartışmışsındır. Kavga etmişsinizdir. Böyle. Kendi kendine bir karar almışsındır. Yani emin misin diyeyim dedim. Yok, öyle bir şey değil. Eminim. Zaten bu teklifi bana ilk yapan sendin, hatırlıyorsan. Ben de oturdum, düşündüm, en mantıklı olanın bu olduğuna karar verdim. Ya mantıklı olmasına mantıklı, tamam da ne bileyim, hani senenin başında gitseydin, böyle sezonun ortasında gidip hangi okula, nasıl başlayacaksın bilmiyorum ki. Sen beni vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Yok. Yani ben her şeyi baştan düşün de sonradan pişman olma diye. Ben de senden ayrılmayı hiç istemiyorum baba. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kızım sen nerede, nasıl olacaksan ol. Ben senin arkandayım. Biz hasretliğe de gurbetliğe de katlanırız. Yeter ki sen iyi ol. Bu söylediklerini sakın unutma, olur mu? Benim de senin gibi tek bir amacım var. Ailemin güvende olması. Ben her ne yapıyorsam ailem için, senin için yapıyorum. Ne demek şimdi bu? Ailem için, senin için. Yani? Baba, gidiyorum işte. Bak, ben biliyorum, ne kadar uzakta olursam olayım, ben senin biricik kızınım. Beni ne kadar sevdiğini de biliyorum ama sen de bil. Ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Emir Gardaşoğ geldi efendim. Gelsin. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Devlet dediler, kalktık geldik ama burası pek de devlet dairesine benzemiyor. Oturursan anlatacağız Gardaşov. Buyur. Bəli. O zaman madem oturduk, ilk soruyu ben sorayım. Kimsiniz? Ben Atakan Hanlı. Üfit Bey. Şimdilik istihbarattan olduğumuzu bilmen yeterli. İstihbarat? Öf. Güzel. Tamam. Benimle ne derdiniz var? Derdimiz silah ticareti. Devlet silah ticareti yapanları her zaman gözetim altında tutar ve kontrol altında bulundurur. Türk silahlarının
terör örgütüne gitmesini ve taraf olmadığımız bir takım savaşlarda kullanılmasını istemiyoruz. Çok güzel. Çok iyi. De bu söylediklerinizin benimle ne alakası var? Daha ilk dakikadan bizle oynamaya kalkma istersen. Senin buraya niçin geldiğini biliyoruz. Daha doğrusu Cezayir'in seni hangi niyetle buraya çağırdığının farkındayız. Ben bilmiyorum. Vallahi bir söyleyin, ben niye çağrıldım? Şimdi Amerika Cezayir'e dahil olmak üzere 6 büyük silah satıcısına ambargo uyguladı. Biz Cezayir'i seni bu ambargoyu delmek için çağırdığını düşünüyoruz. Şu mesele. Gördüğün gibi ne yaptığının farkındayız. Onun için bundan sonraki konuşmaları ona göre devam ettirelim, olur mu? Evet. Anladım. Şimdi ben özü sözü birbiriyim. Şöyle söyleyeyim. Cezayir Türkiye konulan ambargodan benim Türkmenistan'a bir iş gezisinde bulunmuştum. Orada bir Kazak iş adamı bana söylemişti. Benim öyle haberim olmuştu. Tabii buraya geldikten sonra hak verirsiniz ki apar topar buraya geldiğim için Cezayir Türk'le henüz bu konuyu konuşamadım. Ama işin aslı az çok beni buraya neden çağırdığını tahmin ediyordum. Eğer sana teklifte bulunursa ki bulunacaktır, onunla birlikte çalışacak mısın merak ediyoruz. Yani Cezayir Türk benim abim. Benden öyle bir şey isterse elbet çalışırım. O zaman şöyle anlatayım. Senin 100 tane gemin olduğunu biliyoruz ve bu gemilerle dünyanın 4 tarafına petrol sevkiyatı yapıyorsun. Güzel. Ama silah ticareti petrol ticaretine pek benzemez. Vallahi yanlış anlamayın. Şimdi ben petrol işini de anamın karnında öğrenmedim. Çok şükür kafam az çok basıyor. Öğreniriz gerekirse. İş silah olunca bunu kontrol altında tutmak biraz zordur. Bir gün bir de bakarsın kendini teröristlere yardım ederken buluverirsin. Birden. Bu konuşma çok fazla uzamasın. Siz hele bana değil, sizin benimle derdiniz ne? Cezayir Türk'le ortak olmanı sakıncalı buluyoruz. Sakıncalı, Beyli. Niye sakıncalı? Sakıncası ne? Kardeşin Reşat. 2021 yılında Amerika'nın İran'a koyduğu ambargoyu deldiği için Amerika'da tutuklandı ve şimdi Kaliforniya'da bir cezaevinde. Onun abinin bir başka ambargoyu delmesine müsaade edemeyiz biz. İşinizi çok güzel çalışmışsınız. İyi yapıyorsunuz. Bravo. Ama beni kardeşimle tehdit etmek, ben hiç yakıştıramadım size. Yok yok, hayır hayır. Yani tehdit yok. Tehdit yok. Biz sadece tedbir alıyoruz. Cezayir ambargoyu delmek istiyorsa delsin. Ama eğer bunu seninle birlikte yapacaksa daha ilk adımda Amerika'nın ayağına basmış olur. Peki o zaman bir soru daha, nasıl ispatlayacaklar? Diyelim ki ben bir iş adamı olarak silah sektörünü çok karlı buldum. Fabrika açtım, üretime başladım, satıyorum. Kime ne? Bir şey ispatlamak zorunda değiller. Eğer seni fark ederlerse senin de tepene binerler. Onun için biz böyle bir şeye müsaade edemeyiz. Bu gece ilk uçağa binip Bakü'ye dönüyoruz. Bu
Tamam, o zaman ben de son sözümü söyleyeyim. Ne sizden ne de Amerikalılardan izin alacak değilim. Beni buraya bir kişi çağırdı. O da Cezayir Türk. Ancak o beni buradan gönderebilir. Bana der ki, ben seni istemiyorum. Başım gözüm üstüne, ben giderim. Ama bana der ki, kal. İşte o zaman herkese geçmiş olsun. Ben köle evindeyken neler yaptın Taziye? Bilmenizi gerektirecek kadar önemli bir şey yok Erman Bey. Leyla ile ne yaptın? Ben giderken bayağı endişeliydin. Çalışan herkesin kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini istedi. Ben de bir liste yapıp gönderdim. Neden böyle bir şey istedi ki? Herkes için soruşturma yapacak herhalde. Benim ismimi de o listeye yazdın mı? Olcay'ın getireceği çimentoları bekliyoruz Erman Bey. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel. O zaman ben de bu akşamki doğum günü partim için hazırlanabilirim. Gedik Ali ve Kostu geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar Erman Bey. Gelsinler. Peki efendim. Oturun beyler. Artık şu oturun izini geçelim Erman. Ayakta dikilecek halimiz yok zaten. Vay vay vay. Bugün sizi pek bir efe gördüm. Yoksa bana gelmeden önce yürek falan mı yediniz? Yürek yemesi gereken biri varsa o sensin. Çünkü Cezayir her geçen gün daha fazla eziyor seni. Yoksa sen yaklaşan tehlikenin farkında değilsin. Ya da farkında değilmiş gibi yapıyorsun. Bu da nereden çıktı şimdi? Malkaralı dün gece ona verdiğim adamlarla Cezayir'e pusu kurdu. Cezayir hepsini öldürüp pusudan sağ çıkmayı başarmış. Bugün süsüyle ikisini gömecekmiş. Aynen ilanda söylediği gibi. Evet. Adam malumu ilan etmişti zaten. Siz niye buna bu kadar çok şaşırdınız? Şaşırmadık Erman. Endişeliyiz. Cezayir ambargo yüzünden güç kaybetti diye düşünüyorsan bu çok yanlış. Böyle bir şey yok. Erman, adam masayı dağıtıp iki baba öldürdü. Tüm camia biat ediyor artık herife. Yurt dışında eli zayıflamış olabilir. Ama Türkiye'de eskisinden daha çok korkuyorlar ondan. Uyuşturucu satmamızı istiyorsan Cezayir'i yolumuzdan kaldır. Çok garip bir mantığınız var beyler. Hem Cezayir'in çok güçlü ve bili bükülmez bir adam olduğunu söylüyorsunuz. Hem de benim onu öldürmemi istiyorsunuz. Ben bunu zaten daha önce denemiştim. Cezayir'i Amerikan istihbaratı bile öldüremedi. Tabii onun da özgüveni yerine geldi. Bir şekilde devlet de koruyor. Cezayir'i yok etmek artık o kadar kolay değil. Hayır Musa, hayır. Bari sen yapma bunu. Ya kendimiz bu kadar küçümsemeyelim lütfen ya. Ambargo sayesinde dayılar masasını dağıttık. Cezayir'le dayılar arasında düşmanlık yarattık. Malkaralı'yla Süslü Nihat'ı Cezayir'e öldürttük. Sandıkçıoğlu, Cancal ve Vedat artık Cezayir'in gözünde en güvenilmez adamlar oldu. Daha ne istiyorsunuz ha? Boynumuzun üstünde Cezayir'in kılıcı olmadan nasıl iş yapacağız onu söyle bize.
Peki. Size yakın tarihten bir şey anlatayım. Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ı yakalamak için Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya hükümetleri tam 300 kişilik bir ordu kurdu. Ha bu arada CIA ve FBI zaten peşindeydi Escobar'ın. Peki ne oldu? Ha? Adamı yakalayıp öldürmeleri tam 10 yıl sürdü, 10 yıl. Peki bunu nasıl başardı? Ha? Hiç kimseden korkmayarak, hiç kimseden korkmayan bir adam, herkesi korkutan adam demektir. İşte siz de şimdi işe Cezayir'den korkmayarak başlayabilirsiniz. Mesela. Uyuşturucuyu Cezayir'in asla bulamayacağı bir yere koyduk. Şimdi ikiniz de mızmızlanmayı bırakın. O dağıtım ağınızı kurun. Bir dakika beyler, bir dakika. Sokaktaki ve yakın çevrenizdeki adamlara ne kadar çok para kazandırırsanız Cezayir'e de o kadar çok düşman kazandırmış olursunuz. Bunu sakın unutmayın. Can. Abi hadi kahvaltı hazır. Buyur. Biz izledik bu maçı abi. Eski maç izliyorum. Milli maç oğlum bunlar. Ne kadar izlesem de sıkılma. Garaçay mı bu? He. Bu nedir Ayvaz? Kayganak abi. Kükü. Sen seversin. Ya severiz de yani burada bari farklı bir şey yiyelim değil mi? Sürekli zaten bunları yiyoruz. Seviyoruz da yani. Ne bileyim peynir, zeytin bir şey. Tamam abi bugün bir tane kadın gelecek temizliğe yemeğe. Söylerim öyle halleder bundan sonra. Bu kadar boş olmasın nasıl? Ekmek ver. Bu istihbaratçıları ne yapacağız abi? Kafaya takmayacağım. Sen de aynısını yapacaksın. Onu bunu boş ver de. Ne yaptın o işi? Hangi işi abi? Domuz. Haram hayvan sabah sabah. Allah aşkına abi. Şu mübarek sofrada bunlar hayvanın adını anma. Vallahi günahtır be abi ya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hayvanın adı domuz. Domuz. Tövbe estağfurullah. Eşek mi diyeyim, deve mi diyeyim, ne diyeyim? Allah affetsin abi. Tuttum birini kestirdim ne yapayım? Ve diyorum ki acaba göndermesek mi adamı şimdi? Allah Allah niye? Hemen geldiğimizi kafadan uyanmasa daha iyi değil mi? Uyansın. Uyansın. Gündüz vakti kabus görsün. Domuz herif. Bari başka bir hayvanat gönderseydik ya. Ne var aklında? Timsah olur. Komodo ejderi mesela. Daha korkunç bir şey yani. Komodo ejderi. Bu nasıl benim aklıma gelmedi ya? Ayvaz. Adam var, adamın nakşıdır. Erman var, eşek ondan yakşıdır. Domuza domuz. Tamam mı? Unutma. Domuza domuz. Tamam sen ne diyorsan öyle olacak abi. Cezayir Türkiye ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Öğrenince sana kızmasın abi. Kızmaz o bana kızmaz merak etme. İyi adam lafın üstüne. Sabah hayır. Hayırlı sabahlar kardeşim. Şimdi ben diyorum ki benim ufak bir cenaze işim var. Ben onu halledeyim bizim ofiste konuşalım olur mu? Hayırdır ne cenazesi? Şu dün indirdiğin herif yok mu? Onu gömeceğim. Aleme söz verdim. Şimdi yapmasam olmaz. Ha dün bahsediyordun. Bu bir de yanında süslü versiyonum vardı. Ne vardı? Çifte cenaze ha? Aynen öyle. Ben onları gömeyim, ofiste buluşalım. Tamam. Ya dur. Dur şu geberttiğim adama iki toprak da ben atam. Neredeydi bu kimsesizler mezarlığı? Hey yavrum hey! Gökler ağlıyor gökler. Kim derdi ki
Malkaralı'yla Süslü Nihat böyle kimsesizler mezarlığına gömülecek diye. Ya Mişon, insan ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek. Amca. Bu ne şimdi? Ben bu adamı dün gece gördüm. Yanında Müfit diye biri vardı. Beni sigaya çektiler, haberin olsun. Niye? Seninle ortak iş yapmamı istemiyorlarmış. Ben de dedim çok da... Anladım. Neyse. Senin de çok aldırış etmeyeceğinden sana söylemedim. Bir düşmediler yakamızdan be. Hayır, bunların derdini anlamıyorum ki. Biz silah satmasak nasıl olacak bu iş? Belki de ambargoya katılan herkesin üstünü çizmişlerdir. Yok. Onlar için sorun abim değil. Sorun benim. Hatta ben de değilim. Benim kardeşim Reşat. Reşat'ın bu işte ne alakası var? Reşat kendi tankerleriyle İran'ın petrolünü Çin'e satıyordu. Tabii 2021 bitti galiba. Amerika bunu öğrendi. Amerika'nın İran'a olan ambargosunu deldiği için kardeşim Reşat'ı Kaliforniya'da bir hapishaneye gönderdi. Ben bunu bilmiyordum Emir. Geçmiş olsun. Sağ ol. İşte bu neydi, Müfit'le Atakan da bana da şunu demeye getiriyor yani. Biz böyle birinin abisinin böyle bir ambargoyu tekrar delmesini göze alamayız falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız şimdi Cezayir? Tamam. Emir, hemen buradan çekip gidiyorsun. Abi, kusura bakma da ben buraya itin tekinin kafasına sıkıp geri gitmeye gelmedim. Ben buraya bir abimin derdine derman olmaya geldim. Burada kalacağım, haberin olsun. Kovsam'da gitmem. Ya biliyorum Kovsam'da gitmezsin de. İstediğin kadar misafirim ol. O zaman bu işe bulaşma. Sen beni bırakıp gittin mi de ben de seni bırakıp gideyim? Süslü ile Malkaralı kimsesizler mezarlığına konacak diyeydi biri bana. La yürü git oradan düzdü mu? Ya cümle alemi ilan etti. Günü, saatini, sonra da dediğini yaptı ha. Çok gereksiz abi. Sosyal medyaya koysa daha fazla kişinin haberi olurdu. Boşu boşuna vermiş o kadar para. Yazık vallahi o kadar paraya. Abdo? Cezayir'in parası sana niye dert oldu oğlum? Yok abi, ben şey yani efektif olması açısından diyorum yani. Ne açısından? Efektif abi. Oğlum, sen efektif kelimesini ne zaman öğrendin de cümle içinde kullanıyorsun lan? Ha? Çık dışarı. Tamam abi. Çık! Gülmeyin abi şu. Ne diyorduk? Bak unuttum ben şimdi. Ya Vedat. Ha? Bu Cezayir kızmasın bize. Niye kızacakmış? Oğlum adam mezarlığa çağırdı ya. Gitmedik ki oraya. E tabii ki gitmeyecektik ya. Adam bize ders vermek için çağırdı oraya. Ayağınızı denk alın, hasmım olmayın, sonunuz bunun gibi olmasın diye. Biz kimseye hasım olmak istemedik Vedat. Dost atmadık. Kimsenin kuyusunu da kazmadık. Nasıl kuyu kazmadık ha? Adamın bir numaralı düşmanına gittik dedik, seninle iş edelim. Kuyu kazmak değilse nedir bu? Ya gittiysek ambargoyu kaldır diye gittik. Oturup bekleyecek değildi ki. Tamam, neyse. Sonuç olarak Cezayir Malkaralı'yla Süslü'yü gömdü mü? Gömdü. Peki bunu bize yapmayacağının garantisi var mı? Yok. O zaman biz Cezayir'in ambargoyu delme planını öğrenip ondan önce davranmalıyız.
Ada, ne yapıyorsun sen orada? Gel yanıma. Ne yaptın sen böyle yüzüne? Ben peri oldum. Gökkuşağı perisi. Çok güzel olmuşsun. Gel kucağıma gökkuşağı perisi. Ay, çok beğendim biliyor musun? Sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Reis ne demek? Nereden duydun sen bunu? Cezayir amcaya söylerlerken duydum. Ha. Nasıl anlatsam? Reis demek, lider demek. Lider ne demek? Lider demek, sözüne güvenilen kişi demek. O zaman sen de mi reissin? Elif abla hep senin sözünü dinliyor. Adacığım, sen burada mıydın? Hadi yemek hazır, yemek yedirelim sana. Ben aç değilim. Aa. Ama yemezsek büyüyemeyiz değil mi adacığım? Leyla yenge, sen söylesene. Reissin yani. Elif abla senin sözünü dinler. Ben reisim. O zaman senin de reisin oluyorum. Ve ben diyorum ki, yemeklerini yersen büyürsün. Büyüyünce de benim gibi bir reis olabilirsin. Aa, bu çok güzel. Ben de reis olacağım. Perilerin reisi. Evet, hadi koş. Hadi gel bakalım. Yemek yeme zamanı. Gel, gel, gel. Efendim Ömer? Abla, istediğin güvenlik soruşturmasını yaptım. Vallahi hepsi temiz gözüküyor. Bu tedarikçi ne oldu? Özellikle söylemiştim onu. Zeynal Özcan. Onda da bir sorun yok. Adam bildiğin namuslu esnaf. Yani hiçbir falsosu yok. Ben şimdi bütün bilgileri sana mail atacağım. Bir ara bakarsın. Allah Allah. İyi tamam o zaman sen bir sorun yok diyorsan yoktur. Atmana da gerek yok. Ben atayım. Yine de bulunsun bakarsın. Tamam. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Tazir, smokinim Londra'dan geldi. Nasıl? Beğendin mi? Siz beğendiyseniz sorun yok Erman Bey. Ben de davet listesini getirmiştim. Ama bakmama gerek yok. Zaten hepsi tanıdığım, sevdiğim insanlar. Erman Bey, bu kutu size geldi. Bomba araması yaptınız mı? Yaptık efendim, temiz. Musa hiç merak etme. Bu benim tatlı kızımdan geliyor. Sürpriz New York'tan. Şuraya koyar mısın? Bu arada unutmuşum. Ya senin doğum günün ne zamandı Musa? En son 1 Ocak'tır Mami. Unutmuşum ya tabii sen... Ölüp yeniden dirilmiştin değil mi? Aç bakalım şunu. Kıymetli bir hediyeye benziyor. Kızımın sürprizidir kesin. Cezayir'le o tehditleri geçeli çok oldu. Aşk haberi. Aklınızda biri var mı?
Yok. Şu davetli listesini versen. Partiyi iptal et. Tamam. Benim burada kaç tane korumam var Musa? 18. 30'a çıkar. Emredersiniz efendim. Oturun beyler. Size güzel bir haberim var. Emir kardeşimle konuştuk. Anlaştık. Bundan sonra bizim silahlarımızı onun şirketine vereceğiz. O da kendi şirketi üzerinden bizim eski müşterilerimizi satacak. Tankerlerim hepsi, ne kadar varsa hepsi emrinize Ahmet. Oh be, çok sevindim Cezayir. Vallahi sırtımızdan büyük bir yükü aldın Emir Bey. Eyvallah. O zaman hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun vallahi. Hayırlı olsun. İhaleden kurtulduk ha. İyi, çaylar nerede? Geliyor, patlama işte ya. Getiriyor çocuklar, ha geldi. Gelin oğlum. Sağ ol Demir. Vallahi şu yaşadığımız anı Erman'ın görmesini çok isterim. Ağlarım. Vallahi billahi ağlar. Ya kurban dur, bir karıştırma da keyfimiz yerindeyken. Şimdi tabii size bu ambargoyu koyduran Erman'ın... benim tanımadığımı düşünüyorsunuz ama... Erman benim eski düşmanımdı. Ne sebeple düşmanınız? Kardeşimi Amerikalılara veren Erman Barka. Vay arkadaş. Bu adam nasıl bir yılanmış ki? Hangi taşı kaldırsak altından mı çıkıyor? Şimdi bu... Erman kardeşimi Amerikalılara vermeden önce Teksas'ta bunun bir çiftliği var, oraya götürüyor. Ben de tabii bunun haberini alır almaz peşinden gidiyorum. Tabii ben çiftliğe gittiğimde kardeşim ortada yok. Götürdünüz. Kardeşi. Kardeşini için ayla Amerikalılara teslim ettim. Can.
Erman. Sen bana kardeşimin yerini söyleyene kadar seni yavaş yavaş kese kese doğrarım. Ya. Aa, ya. Abi, abi. Erman adamları geldi. Çabuk kaçalım abi. Gitmemiz lazım. Şu iti konuşturmadan olmaz. Bekle. Kaldır kafayı. Kaldır kafayı. Hadi öbür gözünü de getir bana. Hadi. Hadi Erman. Hadi hadi. Hadi. Gözünü ver. Bele vaziyetim ben. Abi adamlar çok kalabalık. Kaçın! Vallahi gitmemiz lazım. Canımızı zor kurtaracağız. Vay be. Demek Erman'ın gözünü oymak sana nasip oldu ha Emir Bey. Şimdi onun yanında Taziyev diye bir adam var. İyi bilirsiniz. Eğer o yetişmemiş olsaydı Erman Barka bugün elimde kalmıştı. Kurban Bey. Neyse. Gerçi Erman bir yerde de doğru söylüyormuş. Kardeşimi Amerikalılara zaten vermiş. Tabii bu bilgi ikimizin de hiçbir işine yaramadı. Sadece o gözü oyulduğuyla kaldı. Şimdi sana bir sorum var, Gardaşov. Yolunun doğru olduğunu bildiğim kadar buna da doğru bir şekilde cevap vereceğinden eminim. Buraya sadece benim için gelmedin, değil mi? Evet, buraya sadece senin için gelmedim. Buraya aynı zamanda Erman'ın karşısında son kez çıkıp konuşmak için geldim. Niye? Duydum ki Erman CIA içinde bayağı bir mertebe atlamış. Dedim eğer onlarla konuşup ikna ederse kardeşim oradan çıkar. Sen de ben de biliyoruz ki bu Erman denilen it ne sana ne bana günahını bile vermez. Tamam o zaman o domuz da öldüğüyle kalır artık. Kardeş o Erman'ı öyle ha deyince öldüremezsin. Biraz bekle. Her şeyi planlayalım. Ondan sonra beraber hareket ederiz. Can abi. Bak senin anlamadığın şu. Ben bu kadar sabretmeyi sevmiyorum. Bana göre değil. Ben 3 yıldır zaten bu adamı bekliyorum. 3 yıl. 3 ildi ben bu herifi bekliyorum. Sürekli gözlüyorum. Bu herifin artık yerini, yurdunu biliyorum. Benim bu saatten sonra yapmam gereken tek şey baskın basanındır. Bitti. Kardeş o, bak. Bu Erman denilen iti senin kadar ben de öldürmek istiyorum. Komer'i öldürüp sıraya bunu koymuştuk zaten. O yüzden şimdi bana biraz izin ver. Sana söz veriyorum. Onu ipe bağlayıp önüne getireceğim.
Peki abi, dediğin gibi olsun. Başım gözüm üstüne. Hadi keyfinizi kaçırmayın, hadi. Hadi, hadi. Rahatsız etmiyorumdur Müfit Bey. Rahatsız ediyorsun desem ne olacak? Kapatacak mısın? Çok şakacısınız. Acilen konuşmamız gerekiyor. Mesele nedir? Görünmeyen ama yakın bir tehlike. Anlamadım. Buluşunca anlatırım. Her zamanki yerde. Güzellik. Allah aşkına yine ne istiyorsun Vedat? Ne kadar ayıp. Ben senin gül yüzünü göreyim diye geldim buraya. Uzun zamandır da görüşmedik zaten. Seni aklımdan, hafızamdan çıkarmaya çalıştığım için olmasın? Tatlım, ben senin aklında, hafızanda falan değil. Ben senin gönlündeyim ya. O yüzden de yanlış yere bakıyorsun. Allah aşkına ya Vedat, ne istiyorsun? Cezayir son günlerde neyle ilgileniyor onu merak ediyorum. Herhangi bir duyumun falan duyduğun bir şey var mı? Hayır yok. Ben zaten 7 gün 24 saat Cezayir'le gezmiyorum Vedat. Ayrıca bir şey olsa da haberim yok. Yavrucuğum, ben senin Cezayir'le çalışmana neden izin veriyorum? Ha? Ya tamam adamın devamlı peşinde gez demiyoruz ama yani insan biraz dikkat eder, algılarını açar ya, değil mi? Bak Vedat, ben bu saçmalığa daha fazla devam edemeyeceğim. Gerçekten. Ya ne olur ya, yalvarıyorum. Bırak artık peşimi. Berfin'ciğim, ben bıraksam kader bırakmaz. Ama tamam, peki. Bana son bir tane işime yarayacak bilgi getir. Ben seni azat edeceğim. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Sevdiğim kadını böyle görmekten mutlu muyum sence? Peki. Bugün ofiste bir kutlama vardı. Azerbaycan'dan biri gelmiş onun için. Adını hatırlamıyorum ama soyadı Gardaşov. Gardaşov. Neden gelmiş peki Gardaşov? Bilmiyorum ama kutlama yaptıklarına göre önemli bir şey olmalı. Berfin. Berfin. Seni seviyorum. Arayı çok açtık. Bence buluşalım. Hatta bir aile yemeği yiyelim. Ne dersin? Bence iyi fikir. Oturun. Halil nerede? Dayı, doktor randevusu vardı, ona gitti. Şimdi beni dinleyin. Komer'in ölümünden sonra Erman'ın güvenliğini arttırdığını hepimiz biliyoruz. Neticede bu adama iki yerde saldırabiliriz. Ya evinde ya da dışarıda. Ömer Bümüşon. Hiçbir şey hissettirmeden ve çaktırmadan. Erman'ın evinin kaç girişi kaç çıkışı var? Kaç koruması var? Ağır silahları var mı?
Dışarı çıkıyor mu? Dışarıya çıktığında uğradığı bir yer var mı? Buralara intikal ederken hangi araçlarla kaç korumayla gidiyor? Mümkün olduğunca çok bilgi toplamanız lazım. Sonuçta eğer eş zamanlı bir saldırı yaparsak bunu ne zaman ve nerede yapacağımızı bilmek istiyorum. Bütün bu bilgileri bir an önce bana getirin ki doğru dürüst bir plan yapabileyim. Bu kardeş o bir delilik yapmadan önce bu işi halletmemiz lazım. Anlaşıldı reis. Yapılan tehdit yurt dışı kaynaklı olabilir Erman Bey. Lengley ile konuşmayı düşünüyor musunuz? Müfit Bey ile bir görüşüm. Eğer Türkiye'den herhangi birini tespit edemezse başka çaremiz kalmayacak zaten. Bunlar da kim? Hemen açın. Erman Barkay'la görüşeceğiz. Sen kimsin Erman Barkay'la görüşeceksin? Bu yolu hemen açın. Hepinizi kurşuna dizerim. Erman! Retüş görüm, gel gel. Gel konuşacağız, gel. Kardaşoğlu. Yedin mi domuzunu? Demek ki o münasebetsiz şakayı yapan sendin ha? Görmeyeli epey yaşlanmışsın. Tek gözünle gördüğün için olabilir. Hiç merak etme. Seni ele geçirdiğimde ben de aynı şeyi yapacağım derdim ama ben İki gözünü birden uyuyacağım. Sana söz, kardeşim. Peki niçin bu bütün tantana? Öt bakalım. İndir. Ben buraya senden sürtüşmeye gelmedim. Erman. Bir teklif sunmaya geldim. Belki dedim kardeşimi içeriden çıkarırsın. Sen beni Amerikan başkanı filan mı sanıyorsun? Yok. Duydum ki sen çok yeke kişi olursan. Belli. CIA'nın içinde çok yükseklere çıkmışsın. Belki dedim Erman benim için CIA'yı ikna eder.
İlginç. Diyelim ki kabul ettim. Peki sen bana karşılığında ne vereceksin? Özümü. Bir de şirketimi. Kardaşov Şirketler Grubu şu anda dünyadaki 5 nakliye şirketinden biri. Bayağı iyi yerdeyiz yani. Yıllık cirosu da söyleme sahip 7 milyar dolardı. Beni onun yerine hapse attırırsın. Şirketlerimin de tamamı senin olur. Cazip bir teklif doğrusu. Güzel. Hayva sözleşme. Çabuk. Eğer bu sözleşmeyi imzalarsan şirketlerimin hepsi senindir. Düşündüm de, yani senin kardeşinin yerine Amerikalılara teslim olmanın onlar için hiçbir anlamı yok. Yani buradaki tek cazip olan şey senin şirketin. Ama o da CIA'yı ikna etmeme yetmez. Erman, 7 milyar dolar az değil. İmzala, şirketler senin olsun. Hadi. Bence daha iyisini yapabilirsin. Mesela... Cezayir Türk'ü bana teslim edebilirsin. İşte o zaman seve seve imzayı atarım. Ne oldu kardeşim? Ceza ile arkadaş olduğunu bilmiyorum mu sandın? Sen daha şu arabadan inerken buraya sadece benim için gelmediğini anlamıştım. Cezayir'in ambargoyu delebilmesi için buradasın değil mi? Ama başını büyük belaya soktun. Ama dediğin gibi Cezayir'i bana getirirsen bunların hepsini görmezden gelip sana kardeşini veririm, kardeşim. Biri benim kardeşim. Öbürü benim abim. Bir kardeşim almak için öbürünü veremem. O halde kardeşin Reşat'ı cezaevinde bile ziyaret edemeyeceksin artık. Çünkü onu yüksek güvenlikli bir hapishaneye göndereceğim ve hayatının sonuna kadar tek kişilik bir hücrede kalmasını sağlayacağım. Sana söz, kardeşim. Anlaşma iptal yani. İptal. Peki. Torpağın altında bir adamsın, bunu bilerek yaşa. Hadi!
Haydi. Alo Müfit Bey. Konuşmamıza gerek kalmadı. Yakın tehlikeyi öğrenmiş bulunuyorum. Yürü. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Reis müsait misin? Gel 15'te. Reis, ben bu Emine'yi buldum, konuştum. Emine kim? Bu Radovan'ın kız kardeşi. Yalnız şöyle bir durum var. Kız evlatlık olduğunu bile benden öğrendi. Yani abisi yaşıyor mu yaşamıyor mu bir fikri yok. E kendini ne diye tanıttın kızı? Abinin bir arkadaşıyım dedim. Yani inanmış gibi göründü gözüme. 15'li. Bu kız... Yarın abisinin bir cani olduğunu öğrenince ne olacak? Hı? Bu kızın hayatını karartmak üzere olduğunun farkında mısın? Benim hayatım ne olacak reis? Katledilen ailemin hayatı ne olacak? Ya ben hıncımı kızdan alacak değilim. Sadece abisini arıyorum. Kız Radovan diye bir abisi olduğunu bile senden öğrenmiş. Sana nasıl yardım etsin? Bilmiyorum. Aslında onun için sana geldim. Bana yardım edecektin ya. Önce bu Radovan yaşıyor mu, ölmüş mü onu öğrenmemiz lazım. Öğrenelim ama nasıl? Şöyle yapacağız, Emine Sırp makamlarına abisiyle ilgili bilgi istediğine dair bir dilekçe verecek. Tamam da reis, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kayıtlarını bunlar sansürlemedi mi? Dosyayı sen bana verdin, unuttun mu? Bir dostumun vasıtasıyla mahkemenin orijinal kayıtlarına ulaştım. Sansürlenen yerler mahkeme zabıtlarından ibaret. Radovan o vakitler bulunmadığı için gıyabında yargılanmış. Ama yaşayıp yaşamadığı bilinmediği için yaşıyor kabul edilmiş. Yani Sırp makamlarında bir kaydının olması mümkün. Var ya da yok 15'te. Dilekçeye verecekleri cevap bizim için önemli değil. Hiçbir şey anlamadım reis. Şimdi bu Sırp makamları Radovan yaşıyorsa ve onunla irtibattalarsa... bir kız kardeşi olduğunu ve onu aradığını ona mutlaka iletecekler. Radovan da kafasını çıkarmak zorunda kalacak. Öyle umuyorum. Reis, gel seni bir öpeyim ben. Yürü git lan. Ama Radovan'ı bulursam öperim. Oğlum bak kafana vuracağım bir şey şimdi. Yürü git lan. Atacağım konuma gel lütfen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oturun bakalım. Buyurun. Vedat. Ne öğrendin bakayım? Anladın mı bak? Size güzel haberlerim var. Cezayir ambargoyu delmenin bir yolunu bulmuş. Nasıl olacakmış? Şöyle açıklayayım. Hani büyük devletler bir savaşa girmek istemediklerinde terör örgütlerini kullanarak bir vekalet savaşı yapıyorlar ya, ona benzer bir şey. Dur la dur, yavaş git oraya. Ben anlamadım onu. Nasıl olacak şimdi? Cezayir terör örgütlerine silah mı satacak? Yok canım, daha neler. Abi, yani demeyeyim diyorum ama sen beni nerenle dinliyorsun? Terör örgütü falan yok. Cezayir, Azerbaycanlı bir iş adamıyla anlaşmış. İsmi Emir Gardaşov. Şimdi Cezayir perde arkasında kalacak, Gardaşov'a silahlarını sattıracak. Sen nereden buldun bu adamı Vedat? Berfin'le yemek yedik de o söyledi. Ha. Şimdi madem yemek yiyoruz, Berfin de var. O zaman ambargoyu bu herif de verecek dedin, öyle mi? Kardeşova araştırdım sandıkçı oğlum.
Şimdi bu adam dünyanın en büyük 5 nakliyecisinden bir tanesi. 100'den fazla gemisi var. Cezayir bu adamla Narenci'ye taşıtmak için görüşmüyordur herhalde, değil mi? Ne diyelim? Cezayir'e hayırlı olsun artık. Biz ne diyeceksek Gardaşov'a diyelim. Bu adam madem Cezayirli silahlarını taşıyacak, bizimkini taşımaması için bir sebep yok. İyi de Cezayir buna müsaade etmez ki. Kim? Hangi sıfatla? Pardon da beyler, biz Cezayir'den izin mi istiyoruz ya? Ya adamın işine bulaşıyoruz. Tabii ki müsaade isteyeceğiz. Gardaşov uluslararası bir iş insanı. Cezayir'den başka ortakları var, işleri var. Bizimle neden çalışmasın? Buna Vedat, benim canımı sıkma. Biz Cezayir'le arayı düzeltelim diye uğraşıyoruz. Sen bu gidişle yine papaz edeceğim bizi herifle. Ya Sandıkçıoğlu, Gardaşov bizimle çalışmak istedikten sonra Cezayir sorun çıkarırsa bu da onu bağlar. Ha. Ama siz derseniz kardeşim ben istemiyorum, beni bu işe sokma, tamam. O zaman ben kendi şirketim adına ararım, randevumu alırım. Ama sonra oy Vedatçuk falan diye benim kuyruğuma takılmak yok. Sen beni mi taklit edeceksin ha? Madem arıyorsun, bizim için de randevu al. Cezayir'i birazcık tanıyorsam bu teklifi kabul etmeyecektir. Bu teklifi kabul etmezse biz de gereğini yaparız. Devlet şefkat gösterdiği kadar sopa göstermeyi de bilir Atakan. Geliyor seninki. Gel Cezayir. Hoş geldin Cezayir. Hoş bulduk. Seni buraya niye çağırdığımızı tahmin ediyorsundur. Tahmin etmeme gerek kalmadı. Gardaşov anlattı. O zaman Gardaşov'la birlikte çalışmanı istemediğimizi de biliyorsundur. Kardeşinden dolayı olduğunu söyledi. Şimdi İran ambargosunu delmiş bir adamın abiyle şu andaki ambargoyu delme fikri sana mantıklı geliyor mu? Madem mantıktan söz edeceğiz, o zaman beni dinleyin. Mantık dediğiniz şey bana bu işlerin nasıl yönetildiğini gösterebilir. Ama mantık dediğiniz şey bana bu işlerin nasıl yönetileceğini söyleyemez. Ben şunu yaparsam Amerika'nın canını sıkarım, şunu yaparsam Amerika'nın ayağına basarım noktasını çoktan geçmedik mi? Beyler, bu memleketin içindeki bazı unsurlar, ki onların hepsini biliyoruz, onlardan kaynaklanan bir sürü tuhaflıklarla elin gavurunun kapısında 4 tane tüfek için yıllarca siftinmedik mi? Bunları birlikte aşmadık mı? Şimdi hala aynı yerde niye patinaj yapıp duruyorsunuz onu anlamıyorum. O zaman yani bunu Amerika'nın gözüne sokmadan yapman hem senin hem de bizim için daha iyi Cezayir. Yani maça 0-0 başlamak varken neden 1-0 geride başlayalım? Sana daha fazla dil dökmeyeceğiz Cezayir. Gardaşov'un yerine başka birini bul. Beyler, başka birisine güvenmem. Ben bu işi ya Gardaşov'la yaparım ya da Gardaşov'la yaparım. Peki. Bunu bir şartla kabul ederim.
Cancalı, Sandıkçıoğlu ve Vedat'ı yanına alacaksın. Sebep? Çünkü senin tek başına yaptığın silah üretimi bizim planladığımızın çok altında kalıyor. En azından eski seviyeleri bulmamız lazım. Bakın, bu herifler her şeyin fiyatını bilip değerini bilmeyen adamlar. Ben bu adamlarla yol yürümem. Gerekirse ek fabrikalar kurup üretime geçerim. Cezayir, fabrikaların üretime geçmesi aylar sürebilir. Bizim bunu bekleyecek vaktimiz yok. O zaman herkes kendi yoluna beyler. Ben çocuklarımı bile kuzu gibi büyütmedim ki koyun gibi güdülmesinler diye. Siz kendinize güdülecek başka bir Cezayir bulacaksınız. Muş olsun abi. Şimdi biz iyi mi ettik, kötü mü ettik bilemedim ya. Cezayir Reis'e danışıp öyle mi dalsaydık acaba Erman'a? Cezayir abim bana göre daha sabırlı. Eğer onu dinlemiş olsaydık biz de Erman'la oho hiç konuşmamıştık bile. E neye yaradı ki abi? Adam döndü arkasını gitti. Bir umut dedim Ayvaz. Dedim ben gidip bu Erman'ın karşısına dikileyim. Kardeşimi isteyeyim. Belki verir. Öbür türlü hiç gidip karşısına dikilip danışmadan herifi öldürseydim içim içimi yerdi. Acaba bana kardeşim verir miydi de? Ama vermedi. Ama yok. Artık durum değişti. Artık istediğim yerde gebertebilirim. Elimizi çok açık ettik be abi ya. Mundar herif. Cezayir Reis'le arkadaş olduğunu da biliyormuş. Bilsin. Türkiye'de sırtımızın sağlamda olduğunu bilsin ki Ayaz'da kalmış it gibi titresin. Aha, bakın. Danıştı Safa. Tamam. Yakşı da. Cezayir Reis'in İstanbul'daki ortakları Bakü şirketi aramış abi. Ne dedi? Hüsnü, Vedat, bir de Eşref. Senin İstanbul'da olduğunu duymuşlar. Görüşmek, konuşmak isterlermiş abi. Ne danışacaklarmış? Vallahi söylemedi. Sorayım Dil Safa'ya. Versin mi randevu? Cezayir abime soralım. O detayları biliyordur. Ona göre hareket ederiz. Ümit! Ümit! Bu zaviyeden ne seçilmiyor? Mişon kalk, ayağa kalk. Musa'nın asası adına kaç kişi var orada? 30 var. Belki daha fazla. 30'dan fazla olabilirmiş on. Dışarısı böyleyse içeriği düşünemiyorum. Ömer! 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 Al, su giriş kapısının üstüne bir bak. Çok güzel. Bu kadar adam yetmezmiş gibi bir de ağır makineli koymuşlar. Ya topla tüfekle girmeye çalışsan buraya ancak girersin. Girmesine gireriz de sağ çıkar mıyız? İşte orasını bilmem. Thank you.
Erman Bey. İyi misiniz? Sence Cezayir yetmiyormuş gibi bir de Kardaşov eklendi yanına. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Sanki bu Cezayir benimle ilgili bir kitap yazıyor da öyle yakın çevreme ya da beni tanıyan herkese beni soruyor ve bilgi alıyor gibi. Gazete ilan verse Kardaşov kadar bana düşman olan başka birini daha bulamazdı. Endişenizi anlıyorum. Ama biz aciz değiliz. Onlarla mücadele edecek gücümüz var. Dışarıda 34 tane silahlı adamım şu anda sizi korumak için bekliyor. Harika, harika. Artık hiç evden çıkamayayım. Ya da çıkayım 34 kişiyle birlikte ya da bir de sen 35 kişiyle birlikte gezeyim ha? Erman Bey, benden ne yapmamı bekliyorsunuz? Cezayir'le Kardaşov'a saldırayım mı? Evet, bence bunu yapmalısın. Amerika ile Rusya neden savaşmıyor biliyor musunuz Erman Bey? İkisinin de nükleer gücü var ama hiçbiri düğmeye basmıyor. Çünkü biri tetiği çekerse diğeri de çeker. Mesele bir savaşın içinde ölmek değil. Mesele caydırıcı olmak. Musa, Musa, bana ilkokul çocuklarının bile bildikleri şeylerle gelme Musa. Eğer nükleer füzelerini patlatamıyorsan konvansiyonel yöntemlerle işi çöz. Nedir bu konvansiyonel çözümler Erman Bey? Kardaşov Cezayir'le birlikteyse onun ofisine de gidip geliyor demektir. Onu takip et, evini öğren, işi bitir. Erman Bey, bu söylediğiniz o kadar da basit değil. Bazen basit olan en mükemmelidir. Peki, madem siz istiyorsunuz, ben yapacağım. Abim hoş geldin. Ne haber Hamdi? Ya sana ne haber? Sağ ol. Her zamankinden? İki tane. Kusura bakma. Öyle birden sarılıp ağlama krizine girdim. Yok benim için bir problem yok. Belli ki kötü bir gün geçirmişsin. Yani. De arabanın altında kalıyordun az da. Keşke bu halde hiç evden çıkmasaydın. Ev mi? Artık bir evim yok. Annem yok. Hiçbir şey yok. Her şey yalanmış meğer. Sen haklıymışsın. Bunca sene bir yalanı yaşamışım. Salak gibi söylediği her şeye inandım. Tam 30 yıl. Sen karşıma çıkmasaydın belki de hiç bilmeyecektim. Kim olduğumu öğrenmeden ölecektim, düşünsene. Nasıl bir zavallıyım ben? Kızım dur, tamam triplere girme. Yani
senin annen gerçek annen değil dedik. Bütün hayatın yalan demedik. Allah Allah. Ayrıca bu kadıncağız sana bugüne kadar analık etmedi mi? Etti. Ya dövdü mü, sövdü mü, kötü bir şey mi yaptı? Yok. E tamam. Ya daha ne istiyorsun? Ne anneler var dünyada kendi öz evladına işkence ediyor. Yapma Allah aşkına. Bak, senin bu analığın, senin ailen vefat ettiği için seni evlat edinmiş. Ya senin eline sarılıp teşekkür etmen gerekirken sen evden kaçtım, evi bıraktım falan diyorsun. Eyvallah abiciğim. Afiyet olsun. Hadi bak ye bir şeyler. Yolda gördüm seni tanımayacaktım. Nasıl bir çöktüysen üç günde. Nasıl bir adamsın sen be? Durduk yere karşıma çıkıp hayatımı alt üst et. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi karşıma geç beni eleştir. Oh ne ala. Ya kızım ben sana beraber abini bulalım dedim. Evi terk etme dedim. Ananı bırak mı dedim. Aile bildiğin insanlar sana yalan söyleseydi sen affeder miydin? Ya sen başkasın ben başka. Bu durumlarda herkes meşrebine göre hareket eder. Anlamadım. O ne demek? Yani diyorum ki ben deliyim. Öyle yalana gelemem. Öz abim de olsa bir kalemde silerim. Tek tabanca gezerim. Ama sen öyle değilsin diyorum. Anladın mı? Nereden biliyorsun? Beni tanımıyorsun bile. Ya biliyorum işte. Nereden bildiğimi ne yapacaksın? Bak sen bir başına yapamazsın. Seni koruyup kollayacak birine ihtiyacım var. Derdini dert edinecek birine ihtiyacım var. O da annen. Git o kadının gönlünü al, elini öp. Peki ya gerçek ailem? Abim? Ya o işler bende. Sen kafanı takma, ben halledeceğim. Ben senden daha çok istiyorum bulmanı. Ayrıca diyelim ki buldun. Nasıl bir tiple karşılaşacağını bilmiyorsun ki. Belki anlaşamayacaksın. Hadi anlaştın. Annenin yerini tutar mı? Tutmaz. O kadının kalbini kırma. Git elini öp, özür dile. Ayrıca yemek ye. Çökmüş göz altların. Çökük çökük. Olmaz, ye. Hadi bakayım. Cezayir. Gel kurban gel. Merak ettim. Ne diye çağırmışlar seni Atakan'la Mühit? Kardeşoğlu'na çalışma demek için. Allah Allah. O niye ki? Dur anladım. Kardeşi sebebine mi öyle diyorlar? Peki sen ne dedin? Siz karışmayın dedim. Bu sefer de Vedat'ı, Sandıkçıoğlu'nu ve Cancalağ'ı tekrar benimle çalışmak üzere önüme sürdüler. Allah Allah. Ya bu adamlar bilmiyorlar mı senin masayı dağıttığını? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. O kadar işte. Kabul etmedin inşallah. Etmedim. Etmedim ama bu üçünden vazgeçecek gibi görünmüyorlar. Israr edecekler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gel buyur Emir Bey, hoş geldin. Hoş geldin. Ya neredesin? Seni arayıp duruyorum, cevap vermiyorsun. Telefonun kapalı. Hayvaz'la küçük bir işimiz vardı. Abi onu hallettik de. Senin şu ortaklar benimle konuşmak istiyorlarmış. Randevu istemişler. Ortaklar? Hanslılarıydı. Hüsnü, Vedat. Biri daha varıydı. Eşref. Eşref Sandıkçıoğlu ha? Varol, varol. Vay arkadaş. Ulan her taşın altından çıkıyorlar ya bunlarla. Başa düşemedim. Anlamadım diyor. Şimdi geçen akşam sana yemekte bu dayılar masasını anlattım ya. Heh. Dayılar masasından uzaklaştırdığım adamlar bunlar işte. He tamam. Bu malkaralıyla süslü gibi narkotik mi? Yok Emir Bey öyle değiller. Ama Cezayir'e de yamuk yaptılar. Ne yamuk? Abi de görün. Kardeş. Kardeş.
Hayırdır, sen niye dikiliyorsun burada böyle? Reisi bekliyorum. Sen neyse. Ne diyeyim? Mücadele. Aynen. Merhaba. Aa, hoş bulduk ha. Pırıl, senin ne işin var burada? Canım, seni görmeye geldim. Canım mı? Abi ya. Habibe bak hele. Hünlülere bak ya. Hem sana 3 kuruşun hesabını sordular. Hem de savuşu Erman'a gittiler hele. Gittiler. Gittiler de. Erman'dan da madik yiyince dümeniyle bana kırdılar. İşte Ademoğlu cibilliyetsiz olunca dansöz gibi bir o yana bir bu yana kıvırıp duruyor. O zaman şöyle yapalım abi. Ben bunların hamısını benim eve çağırayım. Konuşma bahanesiyle. Hepsinin kafasına birer mermi koy. Tabii, koy. Bütün Azerbaycan'daki mafyayı kendine düşman ettin. Bunlar eksik kalmıştı. Bunları da et. Lan bir dur dur. Bir dur da. Sade Korkut'am. Allah Allah. Okey. Kırıl, sen Ercan'ın istediğinde buraya gelemezsin. Bir de senin yüzünden buradayım ben zaten. Sen niye gelmiyorsun 2 gecedir mekana? Kırıl, benim bir mesleğim var. Çalışıyorum ben. Neymiş senin mesleğin Habib? Ne iş yapıyorsun sen acaba? Şey işte, operasyon müdürüyüm. Ne operasyonu ya? İşte alım satım, tahakkuk. Ya sen ne yapacaksın benim ne iş yaptığımı ya? Bak kurban olayım. Bak. Reis gelirse rezil olurum. Sen benden utanıyor musun ya? Niye utanacakmışım? Ne bileyim işte, pavyonda çıkıyorum ya. Duymamış olayım. Ben senden utanacak olsam senin korumanı almazdım. Ama kurban olayım bak. Şimdi reis gelecek, kaytardığımı zannedecek. Kurban olayım bir git. İyi tamam ya. Ama sana bir şey aldım. Alma. Vallahi aldım. Şunu bir dene. Ondan sonra söz veriyorum gideceğim. Bak. Baksana şunun güzelliğine bak. Bak. Bir dene ne olur. Çok yakışacak. Gerçek Kürk değil. Vallahi değil. Ha ben bunun gerçek Kürk olup olmadığına mı takıldım sence? E neye takıldın Habib? Mis gibi Kürk giy şunu, kurban olayım. Yani ben bunu giymeyeyim, sonra giyerim söz veriyorum. Ya Habib, her seferinde aynı şeyi yapıyorsun, yine de giyiyorsun. Giy Allah aşkına ya. Hadi ne olur. Gel. Nerede bunun kolu? Şurada. Yalnız var ya, sen dizi artistlerine benzedin ha. Harbi mi? Harbi vallahi. Şunu da tak. Ay yok artık. Allah aşkına tak ya. Yalnız ben bu yakışıklığa dayanamam, haberin olsun. Yok. Bir seni çekeyim. Bir çekeyim. Yok yok. Oza. Çekme, bunu belgelemeyelim. Belgeledim. Bakayım. Ya bayağı Mişon'a benzemişim ben ya. İyi hanımefendi. İyi efendim. Ama yakıştı. Diyorsun. Vallahi yakıştı. Çek bakayım bir tane daha. Geç bakayım şöyle. Kardeş o. Salı akşamı kimseye söz verme. Bizi eve yemeğe bekliyorum. Bizimkilerle tanıştıracağım seni. Tamam. Başım gözüm üstünde. Akşam seyir. Selametle. İyi olan, iyi olan da. Acık deli. Bak çok güzel oldu. Habib. Reis. Thank you.
Ruben, Cezayir Bey, çok memnun oldum. Aa. Şükür. Fırıl Hanım da şimdi gidiyordu zaten. Fırıl. Evet, ben müsaadenizle gideyim. Üstündekiler. Ulan ayı palağına dönmüşsün. Yani reis ayı palağı değil. Zaten gerçek Türk de değil. Hiçbir hayvana zarar verilmemiş. Tilki. Tilki. Fırıl Hanım şey yapmış da hediye olarak şey etmiş. Hediye. Niye sana hediye almış Fırıl Hanım? Şimdi biz Fırıl Hanım'ı Sarı Sinan'dan biz kurtardık ya. Biz mi? Biz. Kurtarmadık mı? Ulan niye biz kurtaralım? Herifi Zeydan öldürdü ya. Ama sonuçta kurtulmuş oldu yani. Galip dur bu yolda mağlup olan. Bu laf oraya uymadı da. Peki bu Fırıl Hanım niye sadece sana hediye aldı o zaman? Sadece bana değil. Yani genel olarak öyle şey etmiş. Herkes giysin diye yani. Herkes? Hı. Ne yapacağız, sırayla mı giyeceğiz? Pazartesi ateş, salı 15'li, çarşamba Halil. Ha, pazar günü de ben giyeyim. Sen çok giymek istiyorsan reis, pazar günü ben sıramı veririm. Ulan açık açık söylesene, ben Pırıl'ın korumasını aldım diye. Nereden duydun reis? Nereden duydun reis? Öğrenemeyeceğimi mi zannettin? Allah Kur'an çarpsın söyleyecektim reis, ama başımıza ne kadar ihale var biliyorsun. Bu kadar işin arasında gelip de hani seni kızdırmak istemedim. Kızdın mı? Allah'ım sen benim aklımı koru ya Rabbi. Ulan madem kızın korumasını aldın, o zaman doğru dürüst koru, kolla, sahip çık kıza. O pavyondan da kurtar. Reis Allah'ını. Bırak ulan, bırak. Üstündekileri de çıkar. Bir de şapka takmış ya. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Tabii, tabii. Tabii, eminim öyledir. Evet. Peki. Peki, çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ne oldu Vedat? Ne diyor sekreter? Emir Bey'in programı çok doluymuş. Bizimle bir aydan önce görüşemezmiş. Bir aydan önce? Ha, onu mu bekleyeceğiz? Ne beklemesi ağa ya? Adam resmen bizimle görüşmek istemiyor. Herhalde Cezayir bununla konuşmuş. Niye da cevap peki? Ya sana Cezayir buna müsaade etmez dedik. İnanmadım. İyice papaz ettin biz artık. Ha? Bundan sonra herkes kendi yoluna. Her koyun kendi bacağından asılsın. Bir şey kaçırdın mı? Erman'ın kışlasının belgeselini seyrediyorduk. Küçük bir ordu yapmış da kendine. Eve girmek bayağı bir zor olacak o meşli. Girmesine gireriz de kayıp vermeden çıkmak zor. Cık, olmaz öyle şey.
Yanımda bile bile herhangi birinizi ölüme götüremem. Bekleyeceğiz. Dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Başka şansımız yok. Ya hiç çıkmazsa dayı? Ya oğlum olur mu hiç çıkmazsa? Bu herif önünde sonunda çıkacak bu evden. Evinin altında tünel var deseler inanırım. Baksana nasıl korkmuşlar. Dayı, ben bir şey anlamadım. Ha bu elma senden zaten korkaydı. Ne diye bu kadar da adam toplamış anlamadım yani. Oğlum görmüyor musun? Daha çok korkmuş demek ki. Niye? Ne değişti ki? Kardeş o. Geldiğini öğrenmiş olmalı. Reis, Kardeşov senden habersiz Erman'a mı gitti? İnşallah öyle bir şey yapmamıştır. İyi misin? Yakşı, silahını ver. Erman'ın itleri bunlar.
sesinden daha sonra tekrar deneyiniz. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Allah kahretsin. Hayırdır bu saatte kardeşim? Abi, bir konum atacağım sana. Gelebilir misin? Hayır olsun. Ermanladım tazıyı elimde. Geliyorum. Bel. Sen hiç uyumaz mısın? Uykunu böldüğüm için kusura bakma ama hemen bana gelmen gerekiyor. Bu saatte mi? Ambargonun sadece senin için kalkmasını ister misin? Evet. O zaman yataktan kalk ve hemen bana gel. Tazia. Burada senin yerine Erman olacaktı. Ah, ah. O Erman olacaktı. Bu sopaya onu döve döve, döve döve Hazreti Ali Efendimizin kılıcı Zülfikar'ın namını verecektik ama olmadı. Onun yerine sen varsın burada. Ölüme geçenim. O kadar dua ediyorum ki. Biliyor musun? Ben ölemiyorum. Her zaman yeniden diriliyorum. Laflara bak. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Yapalım. Halit. Ha, gel abi gel. Gel gel, bak burada biz de Erman için odun kırıyorduk, gel. Bu ne şimdi? Ya ben sana iki gün sabret. Erman'ı ipe bağlayıp getireceğim demedim mi, bu ne? Ya itini benim evime kadar göndermiş. Abi ne yapayım, adamın turşusunu mu kurayım yani, ne yapayım? Ben de aldım buraya getirdim, belki bir işine yarar diye. Bu Erman senin Türkiye'ye geldiğini nereden biliyor? Hı? Evini nereden biliyor? Taziye evi sana niye gönderdi? Karşısına çıktın değil mi? Evet. Karşısına çıktım. Dedim belki son umut. Kardeşim bana verir. Vermedi. Karşılığında da... Ne istedi? Canını mı istedi? Seni istedi Cezayir Reis. Neyse abi. Ben plan adamı değilim. Beni biliyorsun. Ha. İster koz olarak kullan. İstersen başka bir şey yap. Bilmiyorum işte. Sen planını yap. Ben senin yoluna gelirim. Ne diyorsan o. Ben plan yapmaya yaparım. Yaparım da sen sabaha kadar sabredip adamı öldürmezsen inşallah. Tamam söz. Arkadaş, birileri tek tek bütün delilleri dolaşıp gidip Cezayirli arkadaş olun mu diyorlar lan. Ne yapacağız seninle bilmiyorum ki. Ayılt, ayıltınca gene dön.
Bel. Şşş. Öldün mü lan? Tövbe tövbe. Günah mı giriyoruz? Ne yapıyoruz belli değil ki. Şşş. Evet, Erman. Beni gecenin bu vakti yatağımdan kaldırıp buraya getirttiğin önemli şey neymiş çok merak ediyorum. Musa'yı bulmanı istiyorum Vedat. Birkaç saat önce Kardaşov'un evine gitti. Ondan haber alamıyor. Bir saniye dur. Sen Taziyev'i Kardaşov'u öldürmeye mi gönderdin? Cezayir onu ambargosunu delmek için kullanacaktı. Benimse onunla eski bir hesabım var. Allah Allah. Ben Taziyev'i bu kadar sevdiğini bilmiyordum Erman. Hayatımda bana sadık sadece çocuklarım ve Taziyev var. Eğer onun yerini bulursan ambargonu kaldırırım. Ambargomu kaldırırsan Cezayir'de seninle çalıştığımı hemen anlar. O noktayı çoktan geçtik Vedat. Artık ya benimlesin ya da Cezayir'de. Karar senin. Ya ben Taziyev'in nerede olduğunu nasıl bilebilirim? Hem sen onu unut, Kardaşov onu... Kararını ver artık Vedat. Ya benimlesin ya da Cezayir'le. Günaydın. Günaydın Cezayir, hoş geldin. Beyler. Sabahın bu saatinde hepinizi buraya toplamamın nedeni Erman'a yapacağımız saldırının çöpe gitmiş olması. Kardaşov Taziyev'i almış, bir soğuk hava deposuna kapatmış. Herif 3 gün bekleyemedi arkadaş. Nasıl iş bu ya? Sürpriz mi? Biz bırakmadı yani. Peki, şimdi nasıl olacak Cezayir? Kelle koltukta dalacak mıyız Erman'a? Evinde veya dışarıda. Ani bir saldırı yapma planımız çöpe gittiğine göre Erman'ın dışarıya çıkmasını beklemek zorundayız. Adam deli mi Cezayir? Öleceğini bile bile niye çıksın dışarı? Taziyev'i kurtarmak isterse çıkabilir. Ya çıkmazsa? İsterse burnunu bile çıkarmadan paramiliterlerini gönderir. Taziyev'i almaya gitmese bile eğer düşündüğümü yaparsa defteri durabiliriz. Peki ne düşünüyorsun Cezayir? Reis, Erman'ın adamları dün gece beni evimden aldılar. Erman, Taziyev'in yerini bulmam karşılığında benim ambargomu kaldıracakmış. Ha, ama eğer bulamazsam beni, Cancalı ve Sandıkçıoğlu'nu indirecekmiş. Vedat, peki niye buraya kadar gelip de bana bunları anlatıyorsun? Pazarlık derdinde misin? Hayır reis. Hayır.
Ben sadece senin dostluğunu istiyorum. Ve şunu da bil. Bundan sonra ne yaparsan ya, bak ne yaparsan ya, senin yanında olacağım. Anladım. Yani diyorsun ki karşıdan sana havlayacağım ama beni yanına al, karşıya havlayayım. Ay Taziye, ne yaptın? Alıştın mı soğuğa? He? Soyka. Ben seni Sibirya'ya götüreceğim. Eksi 35 derece. Gulag kamp. Çok seversin. Erman. Bunu seni yarına bırakmaz. Yakşı günde yar yakşıdır. Yaman günde yetiş kardeş hele. Ver, ver, ver. İyi var öldürmemişsin. Buzluğu at beklet dedin işte ben de attım beklettim. Neyse plan ne? Plan mı kaldı sayende? İrticayla yapacağız bir şey işte. O da plan. Aradın Cezayir. Sana göstermek istediğim bir şey vardı. Asıl benim sana göstermek istediğim bir şey var. Sakın buraya gelme. Sakın. Şimdi sana konum atacağım. Bir saatin var. Adamını kurtarmaya geldin, geldin. Gelmedin. Burada geberip donup gider. Ateş olup üstüne yağacağım Cezayir. Pişman olmak için bile vaktin kalmayacak. Bugün bu iş burada bitecek Erman. İkimizden biri ölecek. Ya sen ya da ben.